Biz Sovyetlerden çıkmışız, Sovyetler bizden çıkmıyor. İndi teessüfler olsun ki Azerbaycan'da bir beşinci kalon deyilen Rus yanlılar var. En çok da bunlar yüksek tebegenin içinde değil. Beynalkal şarkıların içerisinde değil. Vezife sahiplerinin içinde değil. Devlet erkanında olan adamların içerisinde değil. Bir kısmı da ziyalıların içinde. Yani tırnak arası ziyalıların içinde. Ve bu ziyalıların tırnak arası ziyalıların Rus yanlılığı, Rus başlılığı, sabir demişken Rus başlılığı bizim istiklala çok ciddi bir tehlike getirdi. Ve teessüfler olsun ki Azerbaycan hükümeti başta İlham Aliyev olmakla bu meselede Azerbaycan'ı tarihin girdabına sokmak istiyorlar. Diyebilirsiniz ki, yani bizi dinleyen de diyebilirler ki, biz millet hardadır. Milletin düşünen insanlarını hepsi diyen de, günleri tekip altında tutan da, onlara karşı depresya tedbiri eleyen de, işten azad eleyen de, kohumlarını, uzaklarını, yakınlarını işten azad eleyen de, bu zaman insan elasızlaşır, insan şahsiyetini yitirir. Bütün o azatlık duygularını yitirir. İndi Qubad İbadoğlu'nun veya başka siyasi mevzusların olmağı ne demekti? Gözdağı demekti. Yani jurnalistlerin içerisinde müstakil düşünenler, ister Evez Bey olsun, ister Qubad Bey, parti sevdi de o olsun. Kim ki Azerbaycan'ın müstakilliğini prensip kimi ortaya koyur, o ya hapsolunur, ya takip olunur, ya ülkeden uzaklaştırılır. Bu onu gösterir ki, ben fikrimi ona göre diyebilirim ki, ben Karşı'da yaşıyorum, Türkiye'de yaşıyorum, buradaki ağabey hava imkan verir ki ben öz fikrimi ifade edeyim. Ama bunu Azerbaycan'da yaşayan insanlar, herkes eleyebilir. Bu oldukça acınacak burada. Rus girdiği yerden üzüstüyle maddeye donuzlarlıktan öz hoşuyla çıkmaz. Rus girdiği yerden hiç özü könüllü çıkmaz. Bu o Rus'un ne tarihinde var, ne siyasetinin yakın geçmişinde var, ne uzak geçmişinde var. Bu mümkün değil. Ve özellikle üstlerin vurulması. NATO'ya karşı, Türkiye'ye karşı bu herbi bazaların yaratılması en az 50 ile 100 yıl arasında ve yakın gelecekte başlayarak Azerbaycan'da artık Azerbaycan'ın istiklalının çok büyük bir köylüye düştüğünü, karanlığa, zulmete düştüğünü göstermektedir. Ben bunu inanırım ki milletin sağlığı için. Bəli. Yaxşıdır, devam edin. Bəli, devam edin, devam edin. Yaxşıdır? Bəli, bəli, yaxşıdır. Bəli, bəli, devam edin. Mən inanıram ki, millet bunu suskunluqla qarşılamayacaq. Mən inanıram ki, istər siyasiler, istər siyasi olmayan ziyalılar, biz Rusiyanın boyunduruğu altına girməməliyik. Bunu prezident de bilmelidir, prezidentin etrafı da bilmelidir, Putin de bilmelidir, Putin'in yanında olan Lavrov'da, Şoybu'da, Petrushev'de, Narışkin'de, yani elita, siyasi elita da bilmelidir. Çünkü Azerbaycan istiklalında bizim minlerle şehidin kanı var, gazinin kanı var. Ve bizim torbaklarımız bu şehitlerin, gazilerin hesabına azad. Ben de Qarabağlıyam. Orada benim evim kalıp gidebilmirim. Benim orada kohumlarımın evleri kalıp gidebilmirler. Dostlarımın evi kalıp gidebilmirler. Yerlerimin evi eşiği kalıp, evi eşiği yani sökülüp dağılıp ama yeri kalıp, torpağı kalıp. İnsan beledir ki muharebelerde kaybettiğini ne kaybedeyimse onu zahmeti hesabına elbette devletin de yardımı olur. Beynalxalq yardımda olur. Bərpa edirlər zamanca
Avrupa'da 100 yıllık muharebeler olup 30 yıllık muharebeler olup ama millet özünü berpa ediyor. Almanya bizim gözümüzün önünde de Almanya'da Almanya parçalanmış Almanya, dağılmış Almanya yakın bir böyle kısa bir zaman içinde berpa edildi ve şimdi Almanya dünyanın muhteşem ülkelerinden biridir. Ben inanırım ki Rus ordusu Azerbaycan'dan çıktıktan sonra yani Azerbaycan öz müstakillik havasını yaşadıktan sonra yavaş yavaş demokratikleşecek. Ben inanırım ona da. Ve öz iktisadiyatını, öz demek problemlerini, medeniyet, iktisadiyat problemlerini halledecek. Eğer Rus burada kalarsa bu proses dayanacak. Yani yine de televizyonda konserler olacak, şovlar olacak. Ben onu medeniyetin kullanıcısı hesap edeyim. Bu medeniyetin kaymağı değil, Karagarayev değil, Zeyrancı Beyli değil. O bizim yani ne bileyim Kudu Mehmetov, Rafık Aliyev elmi değil. Bu sadece olarak elmi yamsılama, Rus elminin ağzınca gitmek, Rus elmi Sovyet devrinde belki bazı maliyetleri vardı. Bunu inkar etmek olmaz. Ama Rus elmi de, medeniyeti de artık dünyanın geri kalmış ülkelerindendi. Çünkü totaliter bir sistem yaşıyor. Düzdü, Moskova'nın küçelerinde en son model arabalar var, maşınlar var. En güzel evler tikiliyip, hamısı göydelenler tikiliyip. Moskova ve Moskova etrafı belki Rusya'nın da yaşamadığı bir hayat yaşıyor. Ama bu ülke afiyetler rejimli bir ülkedir. Bu ülke artık yeni Ruslar deyilen ve avtoriter psikolojiye öğrenmiş, adet edilmiş insanlardı. Belki Sovyet dönemde 5%, 10% fanatikler vardı. Onun hesabına biraz düzlük vardı, biraz adalet var. Belki vardı. Ama bu köle adaletidir. Bu istiklalın olmadığı, müstakilliğin olmadığı bir adalet. Bize öz adaletimiz, öz milli adaletimiz, milli devletimiz lazımdır. Bu devletin siz sağ olun ki insanlarına yani milletimize bunu hatırlatmak lazımdı. Ben inanırım ki bizim milletimizin içerisinde bu faciayı anlayan insanlar az değil. Hiç bak bizim milletimiz buna razı olmaz ki Rus boyunduruğu altına girsinler. Doğrudur bir yaltaklar sürüsü var, yaltaklar eşalonu var. Bunlar yine öz fikirlerinde kalabilir, kalsın. Ama onlar bu meselede halledici değiller. Neye göre? Çünkü onlar insanlarla beraber vetene cevap vermelidirler. Şehitlerin ruhuna cevap vermelidirler. Gazilerin cevap vermelidirler. Ve aparılan mücadelenin risklerine cevap vermelidirler. Biz yet bu torpağı benim askerim Şuşan'ı dünya her tarihinin çok nadir bir savaşıyla almışsa orada niye Rus sabit olmalıdır? Niye Rus askeri olmalıdır? Niye Rus çekmelerinin sesi gelmelidir? Eğer siz yardım lazımsa müeyyen dövrde belki lazımsa Türkiye var. Türkiye'de Türk askeri Azerbaycan'ın da öz vatanı bilir. Hiç tesadüfi değil ki Şuşa'da ne konsolluk açıldı ne de Şuşa'da yekli orta mektep açılmalı Bahçeli'nin teşebbüsü vardı. Ona izin vermediler. Neye göre? Çünkü indiki hakimiyette, indiki siyasi şeraitte, indiki Ukrayna'da gün gün uzan Rusya'nın beynelhak vaziyeti ve şartları da buna imkan vermez. Neye göre? Çünkü Putin Rusyası
Azerbaycan'da, Karabağ'da Türkleri görmek istemiyor. Bunu gelen millet bilsin. Türkleri görmek istemiyor. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin askerini, ne bileyim o İHA'larını, silahlarını görmek istemiyor. Ve Azerbaycan ordusu çoktan Varşova Rus sisteminden, eski Sovyet sisteminden uzaklaşıp artık NATO sistemiyle təlim alıp bizim gençlerimiz Türkiye'de okuyup, Türkiye'de təhsil alıp təlimlerimiz bir yerde keçirilir. İndi hal-hazırda da təlimler keçirilir. Bu onu gösterir ki geriye yol yoktur. Artık yine de əskerini döyen komandir, rüşvet alan komandir artık Azerbaycan'da bu sistemle yaşayabilmez. Harada Rusların parmağı varsa orada ters kulayları var. Harada Rusların eli varsa, Rus askerinin eli varsa orada mütlak bir mahrumiyet dünya standartlarından, dünya iktisadiyat, askeri standartlarından yayınma var, uzaklaşma var. Biz niye gidip girdaba düşmeliyiz? Neye göre benim torpağımda Rus ordusunun hegemonluğu olmalıdır. Bunu bir vatandaş kimi de, insan kimi de, ziyalı kimi de ben asla kabul etmiyorum. Ben bir insanım ama benim milletim de kabul etmiyor. Bekter Vahabzade'nin, Kudu Mehmetov'un, Elçi Bey'in, Necef Necevov'un ruhu da kabul etmiş. Bizim yüzlerle şehitlerimizin ruhu kabul etmiyor bunu. Bu meyanada ben hem siyasi olarak hem medeni ziyalı hareketi olarak bu problemi ağır problemi millete çattırdığı için, millete yetiştirdiği için, açtığı için bu meseleni size teşekkür ediyorum. Sizin televizyonun ve sizin temsilcileriniz, orada konuşanlar, danışanlar, onların çıkışları sahasında bunu Azerbaycan'da 5. kolon istisna olmakla halk anlayır, başa düşür ve bu dehşeti halka uydurmak çok çetin olacaktı. Çok çetin olacaktı. Ben istedim Azerbaycan hakimiyetinin, iktidarının dikkatine çattırım ki bu 100 yıllık mücadele, bu mücadelenin önünde giden insanların ruhu buna imkan vermez. Bizim milletimiz buna imkan vermez. Bizim meneviyatımız buna imkan vermez. Ve bunu ispat edeyen yüzlerle fakültem olan, yüzlerle. Ben herbiçi değilim. Ama üniversitede herbi ders de geçmişim. Ben Rus silahının da ne olduğunu bilirim. Rus taktikasının da ne olduğunu bilirim. Ve Ukrayna'da baş veren müdafiye savaşı, milletin özünü koruma savaşı Rus'un iç yüzünü açtı, bütün dünyayı gösterdi. Bu onu gösterdi ki Azerbaycan halkı da, Gürcü halkı da, şimdi Ermenistan'la bir savaş yapıyoruz, sabah yapmışız. Çok bize bir manevi, fiziki, her bir zerbeler vuran Ermenistan halkı da, Ermenistan ordusu da, indiki Paşinyan hükümeti de artık Rusya'nın ne olduğunu bilir. Bunu bizim düşmanımız bilip, indi biz de bilmeliyiz. Biz de bilmeliyiz ki geriye adım olmaz. Adım atmak olmaz. Ben bu cehetten inanırım ki ve buna eminim ki Azerbaycan'ın hakimiyetinde yüksek eşelonda temsil olan memurlar da bunu anlayanlar var ama korkusundan danışmıyorlar. Eğer onlar işlemek istiyorlarsa, yaşamak istiyorlarsa Rus'un Karabağ'a, Azerbaycan'a gelmeyene karşı itiraz etmezler. Ziyalılar, başta Anar olmakla, Çingiz Abdullah olmakla, ne bileyim
dün de bu televizyonda konuşan, yeri geldi gelmedi vatanperverliği ilgilen, Dırnağız vatanperverliği ilgilen, aydınlar da başa düşmelidiler ki, Rus ordusunun gelmesi Azerbaycan'ın istiklalının başını kesmektir. Azerbaycan'a bir dibi bölünmeyen, görünmeyen kuyuya salmaktır. Ve bunu ben heyecansız da diyebilmirim doğrusu, çünkü insan kimi, vatandaş kimi, ziyalı kimi, bunun acılarını da hem okumuşam görmüşem, hem yaşamışam görmüşem. Benim ömrümün 40-50'li Sovyet zamanında geçip ve bu Sovyet sisteminin taşıyıcısı olan Rusya'nın köhne işlerini berfa etme isteyen Putin'in oyunlarını anlamak lazımdı. Ve bu oyunların içinden Azerbaycan'ı çıkarmak lazımdı. Burada yegane vasıta halkın demokratik gücünden istifade etmek, halk iradesinden istifade etmek. Eğer bizim 1 milyon adamımız meydana çıksa, Karabağ'dan elini çek Rus ordusu dese, Putin dersini götürer. Ama teessüfler edeyim ki, çok teessüfler olsun ki, İlham Əliyev ve onun yakın etrafı bundan korkur. Açık şekilde korkur. Bu hakimiyet korkusudur. Hakimiyetten korkur. Hakimiyetinden korkur. Ama eğer Gürcistan dünen itiraz edip o 3-3 görüşünde Tehran'da itirazını bildirirse, Gürcistan ziyalısı, Gürcistan milleti, Gürcü milleti bu Rus'a karşı tavrını ortaya koyabilirse, Moldav ziyalısı Moldavya'da buna bu tavrını koyabilirse, ne için Azerbaycan koymasın? Eğer Ukrayna halkı bu dünya arasında basılmaz Rus devletine karşı neçe illerde mübarizde aparır ve inşallah da galebe kazanacak, galebe kazanacaksa, Azerbaycan halkının ne Ukrayna halkından ne Rus halkından hiçbir eşitliği yoktur. Eğer Ermeni halkı elediği bütün fesatlarla beraber demokratik yolu tutupsa ve Paşinyan'ın rehberliğiyle artık demokratik prensipleri berpa edirse, ne için bunu Azerbaycan etmesin? Eğer biz savaşı başarmışsa, biz 30 yıllık bir büyük mücadeleni başarmışsa, biz demokrasi yolunda da bizim tarihimiz var, bizim bir demokrasi geçmişimiz var. Biz Rus'u tanıyırız. Biz Rus'un kim olduğunu bilirik. Eğer Rus'u tanımasa, bunu yaşamasa, bu represyaları ve misyonerlik faaliyetini keçmesek, ben de öyle düşünürdüm ki, biz yakin bilmirik. Köleliği kabul etmişiz. Ama asla böyle değildir. Asla bu böyle değil. Azerbaycan halkı ruh itibariyle demokrat olduğunu, azat sever olduğunu, azatlık sever olduğunu, müstakil olmağı seven, kabul eleyen, hayat şartı kimi, hayat vasitesi gibi kabul eleyen bir halkı. Ve bu cihetten de dünyanın hiçbir halkından geri kalmış. Sadece idareçiler, indi masada oturanlar, benim bir talebim var, bir aydın olarak, siyahlı olarak bir talebim var. Eğer sahada kazanmışsa, bunu siyaset masasında da kazanmalıyım. Ve hiçbir şekilde Ermenistan'dan, Gümrü'den ve Erebuni'den çıkarılmış ordunun Karabağ'a gelmesini, yerleşmesini istemirik. Buna karşı itiraz ederek ve canımızla, kanımızla da itiraz edeceğiz. Çünkü bir millet ki torpağını saklayabilmiş, orada Rus bombası, Rus askeri, Rus silahı güya NATO'ya karşı mübarizə aparır, getirip buraya yığırsa, sabah Azerbaycan'ın talihi Ukrayna'dan da ağır olacak, Moldavya'dan da ağır olacak,
Kürdistan'dan dahil olacak, Ermenistan'dan dahil olacak. Bundan kaçmak, yaymak lazımdır. Ben bu açıdan hem milletime üst duram, hem de bu meseleye mecbur olan iktidara üst duram ki kabaklarını, şapkalarını önlerine koysunlar ve düşünsünler. Bu milletle zarafat elemesinler. Bu milletle alay elemesinler. Bu milletin başını aşağı sokup bunun sorusunu getirmesinler. Eğer bize ordu lazımsa, eminle emnamanlık için, ne bileyim emniyet için, rahatlık için, sülh için, barış için bize ordu lazımsa, bizim kardeş Türkiye ordusu var. O da NATO ordusudur. Kardeş ordudur, bir yerde təlim keçirir. Onu getirsinler, abur abur birliğin ordusu gelsin, buyursun. Ama ele ordu gelsin ki, onun funksiyası, işi bittikten sonra çıksın geçsin vatanına, evine. Rus gibi burada yuva salmasın. Rus'un niyeti başladı. Ben bazı fikirleri döne döne tekrar edeyim. Rus'un fikrini biz 200 yıllık kapı kitap gibi okuyoruz. Rus'un fikri aydındı. Rus'un fikri Azerbaycan'ı yine de o müstemleke, kölelik, zulmüne sokmak ve bu halkın hem servetini hem de meneviyatını talamaktır. Ve bu halkın dilini dünyada gödey elemekti, kısa elemekti. Bu onu gösterir ki bu mekirli plan ustalıkla bizim televizyalarda, bu Vietnam teleprogramlarda gösterilir. Mesela Rusça film verilir. Rusları terip değiller, Rus savaş filmlerini gösterirler. Rusya mağlup olur, Ruslar ne savaş filmini gösterirseniz. Orada o Rusya'nın savaşında, yani o Sovyetlerin savaşında benim memim dayım ölür. Başkasının babası ölür, dayısı ölür, emsi ölür, oğumu ölür. Biz bu Ruslar için canımızı vermişiz, malımızı vermişiz. Halkımızı, medeniyetimizi talayıplar. Şimdi bir de bunu Azerbaycan'a getirmek, Azerbaycan'ın istiklalının üstüne, Mehmet Emin ruhuna, Elçi Bey'in ruhunun üstüne böyle kara harf çekmek asla olmaz. Ben bunu Azerbaycan için bir abırçılık hesabı edeyim. Rus ordusunun böyle bir iddiasının zerre kadar da kısmen de olsa hayata geçmesi, bunun incelikle gerçekleştirilmesi, bunun ince ince hesabının kitabının yapılması doğru bir adım değildir ve ben inanırım ki benim milletim de, siyasi kuvveler de, ben burada bütün siyasi partiyalara da müracaat edeyim, isteyeyim. Esil muhalefet olsun, ana muhalefet olsun, isterse de avtobüs muhalefet olsun. Onlara üst duram ki bu tehlikeli oyunların karşısını mütlak almak lazımdır. Ve Azerbaycan'ın müstakilliği çok büyük bir sual altına girebilir. Öyle bir sual altına girebilir ki biz Ermenilerle bütün problemlerimizi halledebiliriz. Savaşla halledebiliriz, beynelxalq güçlerin hesabını halledebiliriz. Ama Rus'la elemek çetindir. Çünkü Rus bu dolaşık yolların temsilcisidir. Rus bu saat Ukrayna'da mülkü ahalini kıran, yani asla Hamas'tan azgırmayan veyahut ki İsrail ordusunun dinci halini kırdığından azgırmayan bir devlettir. Ukrayna'daki uşaklar, analar, mülkü ahali bunları niye kırsın? Niye mahvedersin? Özü senin kan kardeşindir, din kardeşindir, dil kardeşindir. Eğer sen Ukrayna halkının dil ve din kardeşini 10 illerle 900 yıldır beraber olduğunuz devlet, Türkiye Rus devletinden 9. asırdan bugüne kadar beraber olduğunuz halkı ve devleti bu şekilde süründürüp incidip ezirsinizse o zaman Müslüman Azerbaycan Türk'ü veya başka Moldavya veya başka Gürcistan, bunlara ne yapacaksınız?
tarih artık ispat etmiş. Tarih artık subut etmişti ki Rus ordusu, hususuyla Putin Rusyası. Yani elbette Dostoyevski Rusyası'nı, Tolstoy Rusyası'nı pisleme niyetine değilim. Bu medeniyettir. Rus'un da büyük oğulları var. Ama siyasi Rusya, herbi Rusya artık 200 yıldaki istiladan başka bir şey bilmiş. Ve avtoritarizmin temelidir. Avtoritarizm buna sökenir dünyada. Belki başka da şeyler var. Güney Amerika'da da avtoriter devletler var. Şeyde de var, Asya'da da var. Ama bunun temeli ve iktisadi temeli, manevi temeli Rusya'dır. Ve bu meselenin ben bütün tarih fonunda da baklarla ispat etmek çok asandır. Bunu ispat edenler çoktu dünyada. Kitaplar yazılmış, makaleler yazılmış, filmler çekilmiş ve Rus oyunları, Rus işgal siyaseti artık meme yiyenden pepe yiyene kadar dünyanın bildiği bir gerçektir. Ben inanırım ki Azerbaycan halkı, Azerbaycan siyasileri, Azerbaycan aydınları, Azerbaycan anaları, Azerbaycan kadınları asla buna yol vermeyecek ve Azerbaycan'ın istiklalının Rus askerinin çekmelerinin altına düşmesine imkan vermeyecektir. Benim sözüm bu kadar. Hakikaten teşekkür ederim size. Teşekkür ederim, sağ olun. Hakikaten minnettarım. Aslında ben Kamil Məlim demek isterdim. Çünkü Kamil Bey benim hem de müəllimim olub. Azərbaycan Dövlət Universitetində. Sağ olun. Sağ olun. Çok bir sağ olun. Karşılıklı. Yox, elbette her birimiz heyecanlıyıq. Aslında bilirsiniz mi, bu bir vətən karşısında borcunu yerine getirmektir. Bugün doğrudan da Azərbaycan suverenliyi yeniden təhlükə altında.